Göz tembelliği bir gözün ya da bazen iki gözün de görme yeteneğinin azalmasıdır. Ancak organik bir sebebe bağlı olmadan azalmasıdır. Çünkü normalde gözümüzün bozuk olması, yüksek numaraya sahip olması gözümüzün görme yeteneğinde azalmaya sebep olabilir. Özellikle çocukluk çağında görülen göz tembellikleri, göz tembelliklerinin birinci sebebi iki göz arasında numara farkının olmasıdır. Mesela bir gözün sıfır olması, diğer gözün iki numaranın üzerinde numara olması, o iki numara üzerinde bozukluk olan gözde göz tembelliğine sebep olmaktadır. Özellikle ilk 3 yaşta bunun tespit edilmesi çok önemlidir. Çünkü gözün asıl gelişimi 7 yaştan sonra durmaktadır. Bu gelişim durduğundan dolayı 7 yaştan sonra tespit edilen göz tembelliklerine maalesef çözüm bulunamamaktadır. Diğer gözün kapatılması, erken yaşta hemen gözlüğün başlanması göz tembelliğinin önüne geçmek için önemli bir fırsattır. Çünkü göz tembelliği toplumsal önemli bir sıkıntılara da sebep olmaktadır. İleride araba sürmede sıkıntı, çeşitli meslekleri uygulayamama, özellikle 3 boyutlu görmenin bozulmasından dolayı 3 boyutlu görme sağlanması gereken bazı meslekleri yapamamakta. Bu da toplumsal iş gücü kaybına sebep olmaktadır. Bu yüzden göz tembellikleri erken tespit edilmeli, mutlaka tedavi edilmelidir. Bu göz kusuru dışında göz tembelliğine sebep olan diğer bir kusur da göz kapağı düşüklüğüdür. Göz kapağı göz bebeğini kapatan çocuklarda özellikle göz kapağının tekrar kaldırılması göz tembelliğine önüne geçmektedir. Bir diğer kusur da doğumsal göz tansiyonunun yüksek olması yine göz tembelliğine sebep olmaktadır. Konjenital glokom denen bu hastalıkta mutlaka erken tespit edilmektedir. Erken tespit edilmeli ve tedavi edilmelidir. Doğumsal katarak da bir diğer görme tembelliğine sebep olan göz kusurudur ki erken tedavi edilirse doğumsal katarak göz tembelliğinin önüne geçilebilmektedir.